Merhaba dostlarım. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bugün İslam'la akıl, Kur'an'la akıl çelişir mi? Bu konuyu Kur'an ayetleri ışığında işlemeye çalışacağım. Yunus suresi 100. ayetten başlamak istiyorum. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kişinin iman etmesi mümkün değildir. Akıllarını kullanmayanlar üzerine Allah bir uğursuzluk yükler. Şimdi bazı insan ve iman tacirleri İslam'la aklın çelişeceğini söylemektedir. Peki sizin aklınız yoksa zaten sorumluluğunuz yoktur ki. Aklınız yoksa sizin bir keçiden, bir koyundan, bir kertenkeleden farkınız olmaz ki. İnsanı diğer canlılardan ayıran şey düşünme ve akıl yetisidir. Yani düşünüp akıl etmiyorsanız sizin bitkilerden, hayvanlardan hiçbir farkınız kalmaz ki. Descartes ne demiş? Düşünüyorsan varım. Yani düşünmüyorsan sen hiç yoksun demek istemiş. Adam o kadar güzel bir cümle kurmuş ki. Bakara suresi 164. Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara faydalı şeyler taşıyarak, denizde akıp giden gemilerde, Allah'ın gökten indirip de kendisiyle ölümünden sonra yeryüzünü dirilttiği ve üzerinde dolaşan her türlü canlıyı yaydığı yağmurda, gökle yer arasında emre hazır bekleyen rüzgarları ve bulutları farklı yönlerde evirip çevirmesinde aklını kullanan bir topluluk için elbette Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren deliller vardır. Bakara suresi 171. ayet. Allah'ın daveti karşısındaki tavırları itibariyle kafirlerin hali tıpkı çobanın çağrısını duyduğu halde bu sözleri manasız bir ses ve gürültü olarak algılayan sürünün durumuna benzer. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Çünkü akıllarını kullanmazlar. Bakara suresi 242. Düşünüp anlamanız için Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor. En'am suresi 32. ayet. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka değildir. Ahiret yurduysa Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? En'am suresi 126. Rabbinin dosdoğru yolu işte budur. Düşünüp öğüt alacak bir toplum için biz ayetleri böyle ayrıntılı bir şekilde açıklıyoruz. Şimdi akla düşmanlık yapan bu tacirlere beyinsiz demek doğru olmaz. Şeytan akıllı dersek daha doğru olur. Çünkü o şeytani zekalarını kullanarak insanların inançlarını ve duygularını sömürüyorlar. Yani bizim beynimizin önünde iki tane lob vardır. Bunlar düşünmemizi ve akıl etmemizi sağlar. Şuradadır onlar. Bizi hayvandan ve bitkilerden ayıran budur. Enfal suresi 22. ayet. Şüphesiz ki Allah katında canlıların en şerlisi ilahi gerçekleri düşünüp anlamayan o sağırlar ve dilsizlerdir. Yunus suresi 16. De ki, eğer Allah dileseydi Kur'an'ı size okuyamazdım. Allah da onu size hiçbir surette bildirmezdi. Kaldı ki bana vahiy gelmeden önce de aranızda bir ömür boyu yaşadım. Hala aklınızı kullanıp benim yalancı olmadığımı düşünmeyecek misiniz? Yunus suresi 100. ayet. Oysa Allah'ın izni olmadan hiçbir kişinin iman etmesi mümkün değildir. Allah akıllarını kullanmayanların kalpleri üzerine manevi pislikler yağdırır. Hud suresi 51. ayet. Ey kavmim, tebliğime karşı sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Benim ücretim beni bana has özelliklerle yoktan yaratana aittir. Hiç mi aklınızı çalıştırmıyorsunuz? Nahl suresi 12. ayet. Sonra geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize o verdi. Bütün yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. Gerçekten bunda aklını kullanan bir toplum için nice ibretler, dersler vardır. Nahl suresi 67. ayet. Hurma ağaçlarının ve üzüm asmalarının meyvelerinden hem sarhoşluk veren bir içki hem de güzel bir rızık elde edersiniz. Şüphesiz ki bunda aklını kullanan bir toplum için kesin bir delil vardır. Enbiya suresi 10. ayet. Şimdi size öyle bir kitap indiriyoruz ki uymanız gereken bütün kaideler onun içinde yer aldığı gibi bütün şerefiniz de o kaideleri tatbik etmenize bağlıdır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Şimdi Allah bizlere bütün sorularımızın cevabını
Neredeyse bu kısacık ayette Enbiya suresi 10. ayette vermiştir. Kur'an'da her şeyin cevabının olduğunu o kadar net söylüyor ki bu ayet bizlere. Şimdi insanoğlu yeryüzünün en yırtıcı, en zalim yaratığıdır. Şöyle düşünün, onlarca, yüzlerce peygamberler geldi, onlarca sahifeler ve kitaplar geldi. İnsanoğlu bunların hepsini tahrif etmedi mi? Şimdi Kaldı ki bunlar Allah'ın sözleri, Allah'ın vahiyleriydi. Şimdi bizim peygamberimiz vefat edeli yaklaşık neredeyse 1500 yıl olmuş. Aradan o kadar siyasi otoriteler, o kadar karanlık zamanlar geçmiş, peygamberimize isnat edilen birçok sözler vardır. Onların doğruluğunu biz Kur'an'ı bilirsek anlarız. Kur'an'a bakarız, ona uyuyor mu, uymuyor mu? Zaten bizim peygamberimizin sözü olup olmadığı o kadar açık bir şekilde ortaya çıkar ki. üstüne bastıra bastıra tekrar tekrar şu Enbiya suresi 10. ayeti bir daha okumak istiyorum. Şimdi size öyle bir kitap indiriyoruz ki uymanız gereken bütün kaideler onun içinde yer aldığı gibi bütün şerefiniz de o kaideleri tatbik etmenize bağlıdır. Hala aklınızı kullanamayacak mısınız? Bütün sorunun cevabı bu kısacık ayetin içinde. Ankebut suresi 43. ayet. İşte biz insanlar için böyle misaller veriyoruz. Fakat bunlar üzerinde ancak alimler akıl yorar ve onlardaki gerçek manaları anlayabilir. Hadid suresi 17. ayet. Şunu bilin ki Allah ölümünden sonra yeryüzünü nasıl tekrar diriltiyorsa aynı şekilde yer gibi katılaşmış kalplerinizi de zikir ve Kur'an tilavetiyle yeniden diriltir. Şüphesiz biz aklınızı kullanmanız için kudretimizi gösteren delilleri böylece açıklamış bulunuyoruz. Mülk suresi 10. ayet. Sonra şöyle hayıflanırlar. Eğer uyarılara kulak vermiş veya aklımızı kullanıp gerçekler üzerinde düşünmüş olsaydık, şimdi şu çılgın alevli ateşin yoldaşları arasında bulunmazdık. Şimdi ben burada Kur'an-ı Kerim'deki düşünmekle, akıl etmekle bazı ayetleri okudum. Benim okuduğumdan çok daha fazla ayet de vardır Kur'an-ı Kerim'de. Aklınızı kullanmıyorsanız başkalarının akıllarıyla yaşıyorsunuz demektir. Kendi kitabınızı okuyun, kendi kitabınızdan haberiniz olsun. Hiç kimse sizi yönlendirmesin, kandırmasın. Allah'ın rahmeti ve bereketi düşünüp akıl edenlerin üzerine olsun. Hoşça kalın.